وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Geçen cuma ara verdik. Mehmet Hoca konuştuk. Biz bir evvelki cuma bırakmış olduğumuz yer Rahat suresindeydi. Rahat suresinde Allahu Teala bir soru sormuştu. O günü bir hatırlayalım. Vaazımızın sonunu hatırlayalım. Bir soru sormuştu. Buyurmuştu ki: "Ya Muhammed, sana Rabbinden indirileni hak olarak bilen kör gibi olur mu?" dedi. "Ancak akıl sahipleri düşünürler." Bu ayet-i kerimeyi açıkladık. Bunun ardından şu soruyu sorduk: "Kim bu akıl sahipleri? Bunların eylemleri nelerdir? Amelleri nelerdir?" Allahu Teala aklın, kafadaki aklın olup olmadığı, çalışıp çalışmadığını insanın yaptığı amellerden anlaşılacağını söylüyor. Neydi bu ameller? Hatırlayın. Ahde vefa ve anlaşmayı bozmamak idi, hatırlarsanız. Bu ikisini anlattık. Sözünde durmak ve attığı imzanın arkasında durmak, anlaşmayı bozmamak akıllı olmanın alametlerindendir. Akıl kendisini ahde vefada ve yaptığı anlaşmada durmakla gösterir, dedi Allah. Ve biz burada kaldık. Bunu açıklamıştık ama burada kalmıştık. Şimdi bu iki amelin dışında daha ameller var. Sayacak Allah-u Teala. Üçüncü amel: "Vellezîne يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُرْسَلَ" Üçüncü akıllı olmanın, akıllı olduğumuzun işareti neyi veren üçüncü amel? Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri bitiştirmektir, diyor. Ayetin bu kısmının manası bu. Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri bitiştiren adam, akıllı adamdır. Şimdi burada şu soruyu soruyoruz: "Ya Rabbi, bitişmesini emrettiğin şey nelerdir?" Bu soruyu sormamız lazım. Böyle bir mana vermekle vatandaş bunu anlamaz. Ben de anlamam. Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri bitiştirmek, bitiştiren adam akıllıdır. Ne demek? Böyle bir şey var. Şimdi alimler bu ayetin bu kısmını sıla-i rahim olarak manalandırmışlar. Peygamberimizin sıla-i rahimle ilgili hadislerini alarak bu ayetin bu kısmına dediler ki, yani evlatların anne babalarını ziyaret etmeleri, komşuları ziyaret etmek, akrabayı ziyaret etmek, bu sıla-i rahimdir. İşte Allahu Teala'nın bitişmesini emrettiği şey budur. İnsanın annesiyle, babasıyla, akrabasıyla, komşularıyla bitişmiş olması, onları ziyaret etmiş olması Allah-u Teala'nın dediği amel budur, dedi alimler. Doğru mu? Doğru. Buna bir diyeceğimiz yok. Yani ayrı ayrı yerlerde oturan anne baba ve çocuklar, çocuk annesini babasını ziyaret ediyorsa o ibadet yapıyor.
bunu Allah emretti diye yapıyorsa bu bir ibadettir. Allah emretti diye yapıyorsa. Keyfi maişa gidiyorsa olmaz. Allah emretti, niyeti olacak, niyeti. Ha o niyetle gidiyorsa, anneni babanı ziyaret ederken sen ibadet yapıyorsun. Böyle diyor. Ve alimlerin bu yaptığı açıklama aynen doğrudur. Ama eksiktir. Doğrudur. Bu ayette sadece bu manayı vermek eksik kalır. Doğrudur ama. Nedir? Ha. Allah'ın bitişmesini emrettiği şeylerin şu Kur'an ayetlerine bir bakarsak, bitişmesini emrettiği şeylerin neler olduğunu, insanın iç alemindeki akılla gönülün ve nefsin bitişmesidir. Anlıyor musunuz? İşte bunun ayetleri var. Gidersin Hac suresinin 6. sayfasının son ayeti. Efelem yesiru fil ardı fetekune lehum kulubun yaqiluna biha. Kulubun yaqiluna biha. Burası işte akılla gönülün birleşmesini ifade ediyor. Kur'an'da tek ayettir. Anlıyor musunuz? Yani öyle bir yerde koymuş onu ki Allah-u Teala, akılla gönül birleşiyor. İşte bitişmesini emrettiği şey gönülle aklın bitişmesidir. Bir de nefsin. E buna delil olanı göstereceğiz. Fecir suresinin sonuyla ta gideceğiz efendim Bakara suresinde. Allah-u Teala nefsin doyuma ulaştığı zirveyi söylüyor. Kalbin de doyuma ulaştığı zirveyi Bakara suresinde söylüyor. İşte bu doyuma ulaştıkları zaman da burada birleşiyor. Akılla gönül, gönülle nefis birleşiyor. Aşağıya düştüğün zaman da ayrılıyorlar birbirinden. Akılla gönül ve nefis ayrılıyor. Ama geliştikçe, maneviyatı geliştikçe insanın yükseldikçe yukarıda birleşiyor. Yani akılla gönül, gönülle nefis birleşiyor orada. İşte bitişmesini emrettiği şey bu. Ha. Demek ki nasıl ki biz komşumuzu, akrabamızı, anne babamızı ziyaret ediyorsak, onların gönlünü alıyorsak, onların evini ziyaret ediyorsak, hal hatırını soruyorsak, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bütünüyle vermiş olduğu bir eğitim sistemi var. O da aklın gönlü ve nefsi ziyaret edip onun evlerine misafir olması, onları şekillendirmesi, nefsin ve gönlün hal hatırını sormasıdır. Evet. Dehşet açıklama yapıyorum size. Ha? Bu üniversiteye ders verir gibi konuşuyorum size. Yani siz üniversitede talebesiniz. Zaten doçentsiniz. Değil mi? Demek ki sıla-i rahim insanın içinde olacak. Kur'an bunu istiyor. Kur'an Üniversitesi'nin en önemli eğitim amacı budur. Akılla gönlü ve nefsi birleştirmek. Ama bu işi yapacak olan akıldır yani. Bunu nefis yapmaz. Bunu gönül de yapamaz. Bunu akıl yapar. Akıl gidip ziyaret edecek bunlar. Komşusu ya içimizde. İç alemimizde bunlar komşu. Ha, akıl çıkacak, gidecek gönülü oradan diyecek gönüle ki hadi gidelim beraber şeye, nefse uğrayalım. Nefsin de hal hatırını soralım. Nerelerde, ne yapıyor o? Ne var o? Hasta mıdır, usta mıdır? Nedir? İşte o zaman ne olacak? Bu birleşme, bu kaynaşma, bu sıla-i rahim, içimizdeki bu sıla-i rahim olunca ne olacak? Şeytan içeri giremeyecek. Akılla gönül ve nefis ayrı giderse aradan şeytan devreye giriyor. Allah-u Teala diyor kapat. Şeytanın yolunu kapat. İçeri girmesin diyor. Senin içine girmesin diyor. E nasıl kapatacağız onu ya Rabbi? Abi mesela dedim onu ne belledine yasuruna ma'amar Allah abi demedim. Dedim. Yani akılla gönül ve nefsin arasını kapat.
Kapat ki içeri girmesin şeytan. Aksi takdirde girer. Gönlü ayrı, aklı ayrı, nefsi ayrı giden adam şeytana mağluptur. Ha demek ki sıla-i rahim bizim içimizde olacak. Bu bitişme ordu olacak. Bunu şöyle açıklayayım size. Bir zamanlar açıklamıştım galiba ama epey oldu, unuttunuz. Hatta şu örneği vermiştim size. Terziyi düşünün, terziyi. Aldınız kumaşı, getirdiniz terziye. Terzisi bedeninizi ölçtü. Tekrar kumaşı kesti. Kumaş oldu şimdi parça parça. Hiçbir şey yaramaz. Hiç. O parça parçaları giyemezsin. O parçaları dikmesi gerekiyor. O parçaları dikti mi? Ha bir de bakın ceket çıktı meydana, ha giydin. Soğuğa karşı korudu seni. Ha? Ha? Memle avret yerlerini örttü. Ha? O parça parçayken olmaz o. Pantolonunu da dikti, güzel avret yerlerini örtüldü. Güzel böyle giyindin geldin. Ha? Sıla-i rahim bu. Psikolojik manada insanın içi parça parçadır, yama yamadır. Bu yamaları dikeceksin. Ki insan çıplak kalmasın, içi içi. Psikolojik alemi, manevi alemi, iç alemi parça parça olmasın o kumaş gibi. Dikilecek. O iç alemini dikeceksin. İşte bu, bu, bu. Ondan sonra ne oldu? Ha biz iç alemimizdeki o parçaları diktiğimiz zaman, yani bir bakıma eğitimci peygamberler o terzilik görevini yaparlar. Manevi terzi dikerler. Bizim içimizdeki o parça parçaları dikerler, o kumaşı elbise haline getirir. Allah bize bir kumaş vermiş. İç alemimizde bir akıl vermiş. Bu kumaştır yani. O gönül bir kumaştır yani. O nefis bir kumaştır yani. O kumaşı dikeceksin. Ha, ha, elbise haline getireceksin. Ki insanı giyilesin, çıplaklıktan kurtulsun. Çıplak kalırsa şeytan onu hemen etkiliyor. Anlıyor musun? Sıla-i rahim bu. Bir de bunun bu sefer sosyal yapısı var. Yani insanların, Müslümanların kaynaşması olayı var. Allah bunu emretmiştir. İnsanlar birbirine bitişecek. İnsanlar kaynaşacak. Ayrılıklara değil, bitişmelere doğru gideceksiniz diyor Allah-u Teala. İşte bugün insanlığın maalesef ve maalesef dini düşmanlık hanesi haline getirdiler. Dinler adına birbirine bölünüyoruz. Göya din diyoruz ona, bu nasıl dinse birbirine düşman ediyor. Hristiyanlar öyleymiş, Haçlı Seferlerinden böyleymiş. O oraya saldırıyor, buraya saldırıyor. Neden meydana geldi bunlar? Dinden. Yani bunu söylüyoruz. Bugün Irak Hristiyan olsaydı böyle bir saldırı olacak mı? Söyleyeyim mi? Yok. Filistin Yahudi, Yahudi olsaydı, Hristiyan olsaydı saldırı olacak mı? Yok. Ha demek ki insanlar dinleri düşmanlık haline getirmişler. Bakın bakın en büyük zulmü yapıyoruz. Allah'ın huzuruna çıkamayacak bu insanlar. Demek ki وَالَّذ۪ينَ يَسْلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ Ha! Hanımınla beraber hanımına tatlı bir söz söylediğin zaman da onun gönlüne gidiyor senin o sözün. Birine tatlı bir söz söylediğin zaman onun gönlüne gidiyorsun. Sıla-i rahim yapıyorsun orada. Sen oradasın. Hanımına tatlı bir söz söyleyip onu sevindirdiğin zaman sen oradasın. Sıla-i rahimi yaptın sen. Onun gönlü bir ev hanesidir o. Ha ha. Babana tatlı bir söz söyledin mi? Annene bir tatlı söz söyledin mi? Onun gönlündesin sen. O evi ziyaret ettin, sıla-i rahim yaptın sözünle. Böyle illa da ayakla gidilmez. Her zaman ayakla git. İşte o tatlı söz, o Mevlana'nın dediği, iki tane ev var Allah'ın evi. Birisi Beytullah, birisi gönül. Önce gönül Kâbesini ziyaret edeceksin, ondan sonra hacca gideceksin diyor. Bak Mevlana nasıl anlamış Kur'an-ı Kerim, görüyor musun? Öyle bizim gibi şeyi anlamamış yani.
Önce gönül ziyaret edeceksin, sonra Kabe'yi ziyaret edeceksin. Gönül ziyaret etmek en büyük haçtır diyor. Evet, evet, doğru anlamış. Çünkü hacca sadece imkanı olan gidiyor. Peki imkanı olamayan adam hac etmeyecek mi? Hac edecek de gönül aldı mı hac oldu da diyor. Mevlana nasıl anlamış görüyor musun? Şimdi demek ki وَالَّذ۪ينَ يَسْلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُرْسَلَ Bak kaç dakikadır buradayız. Bu ayetin bu kısmına kaldık. Çünkü çok önemli bir olay. Ya bu وَالَّذ۪ينَ يَسْلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ Bunu yapmayan da, bunu tersini yapan da burada aşağıda. O çok tehlikeli. İnsanların gönlünü, sıla-i rahimi, Allah'ın bitişmesini emreden yolları kesenler çok tehlikeli. Oraya geleceğiz. Bakalım bugün gelemeyiz belki de. Bugün oraya inemeyiz. Şimdi burayı geçiyorum. Meseleyi anladınız değil mi efendim? Gönül almak, tatlı bir söz söylemek, hanımına seni seviyorum demek, onun gönül Kâbesini ziyarettir. Sıla-i rahimdir. Hah, bu gençler anlasınlar. Biz öleceğiz, gideceğiz. Onlar bu dünyayı yaşayacak. Onlar aile hayatı yaşayacak. Onlar bunları duyacaklar. Benim Bayraktar Hoca'nın bir sözü vardı burada. Mevlana bir şey demiş idi. Demek ki bu. Sonra bu üçüncü ameldi. Dördüncü amel ve yahşevne rabbahum. Bu akıllı adam Allah'a saygı duyar. Ölün. Ben söyleyeyim. Ayet olursun. Ve yahşevne rabbahum. Rablerine yani Allah'a saygı duyar bu akıllı adam. Saygı duyan adam. Şimdi Allah'a saygı nasıl duyacağız? Ya Rabbi ben sana saygı duyuyorum. Bu lafla olmaz. Allah'ın dediğini yaptığın an ona saygı duyuyorsun demektir. Saygı budur. Allah adına secdeye kapanıyorsun. Bak bu işte saygıdır Allah'a. Allah adına kurban kesiyorsun. Allah adına oruç tutuyorsun. Allah adına hacca gidiyorsun. Allah adına infak ediyorsun. Allah adına zekat veriyorsun. Fakire veriyorsun ama Allah adına veriyorsun. Ha bunlar diyor Allah-u Teala bana saygı gösterdiğinin ifadesidir. Ben neredeyim? Ben senin nerendeyim? Ben senin kaçıncı sıranda gelirim? Hani bir defa söylemiştim size. Meşhurlardan biri, adını vermeyeceğim. Hilton Oteli'nde bir sempozyum var. Ben de o sempozyuma gittim. Efendim, çay molasında o meşhur bir laf söyledi. Gruptaydı böyle, çay içiyordu. Dedi, din dedi, Türkiye'nin dedi 100. sırasına gelmez dedi. Aa! Bir dakika dedim, bir dakika. Senin annen, baban, senin doğuran kaçıncı sırada gelir senin dedi. Birinci sırada gelir dedi. Peki seni yaratan kaçıncı sıraya gelir dedi. 100. sıraya, öyle mi? Şu beynine bak dedim ya. Seni bu Türkiye böyle tanıyor. Bu kadar tanınan bir adamsın sen. Meşhursun, siyasetçisin. En meşhurlardan bir tanesi bu adam. 7 tane dil bilirdi. Bu adamın konuştuğu lafa bak. Şimdi Allah diyor ben senin kaçıncı sırandayım? Bana saygı duyma konusunda kaçıncı sıradayım? Kimin dediklerini yapıyorsun? Benim dediklerimi nereye koyuyorsun? Şimdi Hazreti Musa'ya Taha suresinin 3. sayfasında Hazreti Harun ile beraber ikisine diyor ki İzheba ila firavne innehu dağa فَكُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى اَوْ يَخْشَى Yakşa saygı duymak işte bak Hazreti Musa'ya diyor ki git Firavun'a o azıttı yoldan çıktı ona tatlı söz söyle ola ki düşünür yahut saygı duyar yani benim mesajımı ilet ona da belki bana saygı duyar ha yahut düşünür diyor
Hazreti Musa, bu saygı çok önemli bir olay. Allah'a saygı bütün dinlerde var. Bütün dinlerin değer anlayışında, ahlak anlayışında var. Yani bu Allah'a saygı, anne babaya saygı, devlete saygı, millete saygı, anlıyor musun? Bilgiye saygı, ilme saygı yani. Ha. Bu böyle yukarıdan aşağı geliyor. Birinci Allah, ikinci anne baba. Oo. Sırada o, saygıda öyle. Böyle geliyor. Şimdi Allah'ına saygı duymayana deyizin ki anne babana saygı. Ula bu Allah'ına saygı duymuyor bu çocuk. Önce onu öğretsene onu. Önce Allah'ına saygı öğreteceksin ki yarın bir gün dedisin ki ya beni Allah yarattı, ona saygı duyacağım. Ama Rabbim, anne babam da doğurdu da. Ona da bak Allah ikinciye koyuyor onu. Öyle. Bil valideyni ihsana. Anne baba hakkı. Ona saygı duymak, ona iyilik yapmak. Efendim? Şimdi burada ve yakşavne rabbahum, akıllı adam diyor, kime saygı duyacağını bilir. Önce Rabbine saygı duyar. Demek ki dördüncü davranış bu. Beşinci davranış ve yekâfûne su'el hisâb. Mahşerdeki hesabın kötülüğünden, o dehşet verici hesaptan korkar diyor. Bak, Allah'a saygı duyar, o dehşet veren hesaptan da, onun dehşetinden de korkar diyor ayeti kerime, korku. Nereden korkacağız? Ben mahşerde Allah'ın huzurunda ne yapacağım? Bu ne yapacağım sorusu, seni ahlakın temelidir bu. İyi dinleyin. Ahirette Allah'ın huzurunda ben nasıl hesap vereceğim? Çünkü mahşere gittiğimiz zaman mahşerde toplanacağız. Bütün insanlar, ilk insandan sonuna kadar, kıyamet kopana kadar olan insanlar bir araya gelecek. Orada defterlerimiz bize verilecek. Amel defterlerimiz bize verilecek. Diyecek bize ki ikra kitabe. Kitabını oku. Ha sen açacaksın, okuyacaksın. Kefa bi nefsike liyevme aleyke hasiba. Şimdi diyecek Allah-u Teala, senin hesabın kendi değerlendirmeni, hesabını kendin, muhasebeni kendin yapacaksın. Öyle herkes kendi muhasebesini yapacak. Öyle muhasebeci tutmak yok. Yok mali müşavir tutacakmış. Yok emirli yeminli mali müşavir. Öyle bir şey yok. Orada senin hem hesabını yapacaksın, hesabını dökeceksin. Sen kendi muhaseben, mali müşavirliğin kendi yapacaksın. Ayetini söyle. İsra suresinin ikinci sayfası bu. Okudum ayeti. Hatta yukarıdaki ne diyor? Elzemnahu ta'irahu fi unukum. Herkesin amelini kendi boynuna takacak. Bu adam tehlikeli. Terörist. Bu adam dünyadayken teröristti bu adam. Orada yazılacak. Bütün günahların bu levhada yazılacak. Böyle mahşede dolaşacaksın, bakacak millet. Ulan bu çok tehlikeli bir adam. Öyle, öyle diyor. Şimdi kendi hesabını görecek. O kendi hesabını görürken birisi de kendi hesabına bakmayacak diyor Allah-u Teala. Verecek onu arkadaşına, ha bunu oku diyor. Ha, bu benim kitabımı sen oku. Ben biliyorum onu zaten. Benim hesabımı okumama lüzum yok. Ben dünyada zaten bunları biliyordum. Hep pek iyiydi benim derslerim. Benim derslerim hep pek iyiydi. Ne kane, bakmaya lüzum yok. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُغْرَعُ كِتَابِيَ اِنِّي زَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ diyecek. O diyor mahşere gelecek, birisine diyor amel defteri verilecek, ha yanındaki arkadaşına diyor ki la bunu oku. Ben zaten inni zanentu enni mulaqin hesabi. Ben bu hesaba, bu karneye, pek iyi olan karneye ben ulaşacağım, ben dünyada biliyordum. Oho. Adama bak adama. Bu dünyada mahşerde defteri nasıl olacak onu biliyor. Böyle de adam var diyor Allah'ta. Ha, ayettir bu. Hakka suresinde de bu. Bunun tam tersini de söylüyor. Aşağı tarafında sayvanın. O da diyecek ki
O şimdi bakacak, okuyacak defterin diyor. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَ O da diyecek ki keşke bu kitap bana verilmeseydi. Bu bana nereden verildi? Hepsi! Hepsi! Sıfır! Bütün ameller sıfır! Zaten imandan sıfır aldım, öteki dersler kabul edilmiyor zaten. Öteki dersler pekeyi bile olsa hiçbir ifade sınıfta kaldım. O çakılı dersler var ya, hani lisede filan çakılı dersler var yani. Türkçeden aldım, o kurula gelemez. Bir zamanlar öyleyim, bilmiyorum. Şimdi var mı da? Ha, Türkçesi zayıf olan adamı, o zayıfları, diğer zayıfları kurul kararını almaz. Çünkü o çakılı dersen zayıf olur. Şimdi öyle var mı bilmiyorum. Şimdi burada bu adam, eyvah, bana mahşerde bütün bu yaptıklarım önüme gelecek, amel defterim bana verilecek diye korku içinde olan bir adam ahlaksızlık yapabilir mi? Siyasi ahlaksızlık, ekonomik ahlaksızlık, efendim sosyal ahlaksızlık, cinsel ahlaksızlık yapabilir mi? Hanımına tokat atar mı? O tokatın karşısına çıkacağını bilen adam. O amel defterine hanımına tokat ataydı bu adam. Mahşede gelecek önünde. İyi dinleyin beni. Gençler. O oraya gelecek. Bir adamın gönlünü kırmak, bir kadının gönlünü kırmak, bir yastığa baş koyduğun kadına tokat atmanın ne anlamı olduğunu göreceksin. Aa, Bayraktar Hoca vardı, bir hoca vardı, böyle de diyeceksiniz. Biz daha evimizdeki insanla beraber yaşayamıyoruz. Daha evimizde olan hanımımızla bir arada yaşayamıyoruz. Bize çocuk doğuran o kadına bile değer veremiyoruz, saygı göstermiyoruz. Bunu niye söylüyorum? Hocam sen buraya ikide bir bu lafı buraya getiriyorsun. Ya Türkiye yanıyor, bana geliyor bu telefonlar ya. Kadınlar bana anlatıyor dertlerini, size değil. Dehşet verici bir şey var, İslam'a uğramamış. İslam bizim ailenin kapısından geçmemiş. Karı koca ilişkilerinden geçmemiş. Öyle beş vakit namaz kılmakla olmuyor. Gönül nerede? Gönül, gönül. Yani düşünün ki biz daha ailemizle bir ailede yaşayamıyoruz. Bir çatı altında kavga, hırıltı, gürültü çıkarıyoruz. Bir de kendimizi Müslüman diye sokağa çıkarıyoruz. Oh, o ne güzelmiş ya. Allah sünme haşa, bize görünse Allah'la bile kavga ederiz. Zaten kavga ediyoruz, görmedim de kavga ediyoruz, inkar ediyoruz. Görmüyor musun bu insanları? Allah'la kavga ediyorlar. Görmediniz mi o televizyonun birine, sözüm ona Milli Eğitim Bakanları çıkmış konuşuyordu, Allah'la kavga ediyorlar. Görmüyor musun? Bu nasıl saygı duyacaksın? Bu nasıl saygı? Bu ne bir saygı? Ha, diyor ki Allah-u Teala, yani buyuruyor ki, o hesap günü bu dünyada en ince amelin bile ortaya konacak diyorlar. Miskale zerretin hayran yara. Miskale zerretin şerren yara. Zerre miktarı, zerre toz kadar bir iyi amelini göreceksin. Zerre miktarı kötü amelini de göreceksin diyor. Biz bırak zerre miktarı ameli, biz tokat atıyoruz ya. Lüzumsuz yere kavga çıkarıyoruz ya. Evde duman atıyoruz ya. Babamıza hava atıyoruz ya. İşte bunlar hesap gününden korkmamadan kaynaklanıyor. Halbuki bu hesap gününe korkmanın ne kadar önemli olduğunu sosyal hayat için. Sosyal hayatın bütün. Eğer bu hesap mahşerde amellerin değerlendirilmesi korkusu olsa hortumlama yapılır mı? Yetimin hakkı çalınır mı? Siyasette pislik yapılır mı? Ekonomide pislik yapılır mı? Ha? Yapılmaz. İşte bunu sokmak lazım. Gençliği yetiştirirken, çocukları yetiştirirken bu imanı sokmak gerekiyor. Ahlakın içine. Yoksa ahlakı ayakta tutamazsınız.
Yani bu ahlak deyince sadece cinsel ahlak anlamayın. Siyasi ahlak, ekonomik ahlak, sosyal ahlak, bir sürü ahlak var. Ahlakın çeşitleri var. Efendim. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, bir daha sayıyorum, iyi dinleyin. Akıllı adam, Kur'an'ın hak olduğunu bilen adam, aydın gönüllü adam şu amelleri yapar. Bir, ahde vefa, verdiği sözü yerine getirir. İki, anlaşmayı bozmaz. Üç, Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri yapar. Dört, Allah'a saygı duyar. Beş, hesaptan, o dehşet verici hesaptan, mahşerdeki hesaptan korkar. Altı, devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Allah'ın rızası uğruna, Allah'ın rızasını kazanmanın uğruna sabreder. Ha, sabretmek demek, problemleri göğüslemek, problemlerin üstesinden gelmek sabırdır. Sabır İslam'da pasiflik değildir. Bize pasiflik olarak anlatıldı. Yani adam seni dövüyor, ellerinizin sabırla dövüyor. Ulan adam seni sömürüyor, sömürsün. Adam seni şöyle, olsun, ölü öğrettiler bize. Zengine zekat vermek düşermiş, fakire de sabır düşermiş. Yani devamlı dile, devamlı dile. Bunu bizim sosyal hayatı da uyguladılar. Dileniyoruz şimdi. Ha, Avrupa'ya dileniyoruz. Ha. Şimdi Avrupa kilisenin bahçesine açtı efendim mendili, Türkiye için dileniyor. Yalan. Yalan. Dileniyorum. Ha. Dileniyorum. Ona yalvarıyorum, bana reyini ver, ona yalvarıyorum, bana verin, ona yalvarıyorum, ulan bu Hristiyanlara yalvarıyorum ya. Adam diyor, almayacağım seni, Kıbrıs'ın yarısını vereceksin. O da diyor, bunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap. Bu nedir bu? İşte bu sabırsızlıktır. Çünkü sabreden Müslüman toplum, bu problemi çözer. Gidip yalvarmaz. Bir zamanlar senin kapına gelen, sana yalvaran milletlerin kapısına gidip yalvarmaz. Aç olsan bile yalvarmaz. Ölürüm açlıktan kardeş. Havdıgaların, havdıgaların, çobanların kapısına gitmem ben. Bu sabırsızlıktır. Şimdi bizim milletimi bir sabır göstersen, Batı dünyasından hiç araba almasak, Mercedes, şusu, busu yok, reyli, yeğli olacak. İşte sabır bu. Anladın mı? Anladın mı? Sabır bu. Öyle sabrı bana pasiflik olarak öğrettiler bize efendim. Hocalar, biz böyle öğrendik. Bir de baktık ki Kur'an'a bunu değilmiş. İşte bu sabırdır. Yapıyor mu şu Türkiye'ye? Bir mertlik gösteriyor mu? Batı'dan araba almak yok. Batı'dan sadece ilaç ve tıp aleti alacağız. Bir sabır daha göstereceğiz, kendimiz yapacağız efendim. Hah, işte sabır bu. Çöz bakayım problemi, trilyonların, katrilyonların dışarı gitmesin. Çöz bakayım, çözsene. Ha, sabır bu. Anlaşıldı mı? Sabrı yanlış anlıyoruz. Sabır gayret demektir. Çözüm demektir. İşin üstesinden gelmek demektir. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, bak sabırda bir örnek vereyim size. Allah-u Teala buyuruyor ki Ali İmran suresinde. Oraya gidelim. Buyuruyor ki hem gidelim hem okuyalım. Şimdi Allah-u Teala biliyorsunuz Bedir Savaşı'na yardım etmiş. Allah-u Teala buyuruyor ki bu ayetlerde, bak bak. Bi selâfete âlâfin minel melâiketi bunzelin. 3000 melek gönderdim diyor Bedir Savaşı'na. Ha? Bedir Savaşı'nı diyor biz Müslümanlar kazandı. Ne alakası var diyor Allah-u Teala?
Ben 3000 tane melek gönderdim oraya dedi. Şimdi burada diyor ki 3000 tane melekle size yardım ettim. Baktı ki Allah-u Teala bu Müslümanlar gene bu savaşı kazanamıyorlar. Bu müşrikler fazla. Döndü 5000 melek daha gönderdi. 8000 melekle kazandım ben diyor bu savaşı diyor. Ama biz İslam tarihini yazarken Müslümanlar kazandı bu savaşı. Tabi tabi. Bu Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlere hiç baktıkları yok ha. Bizim İslam tarihi böyle okutuluyor. Evet evet. Allah-u Teala diyor ki burada ben kazandım, onlar diyor biz kazandık. Hangisi kazandı? Şimdi bir şart koşuyor. Allah-u Teala bir şart koşuyor. Yani 3000 meleği kendisi doğrudan gönderdi. Allah. Başarı olmuyor. Ardından bir şartla 5000 melek daha göndereceğim dedi. Bela in tasbiru ve tettaku ve ye'tukum min fevrihim hâve yumdidküm rabbukum bi hamseti âlâfim minel melâiketi müsevvimi dedi. O anda vahiy geliyor peygamberimize. Eğer siz sabrederseniz, Allah'a saygı duyarsanız, size 5000 melek daha hem de böyle şeyli süvari halinde göndereceğim. Sabrederseniz ne demek? Yat aşağı, düşman benim üzerinden geçsin demek midir sabır? Yok. Dayan bakayım demektir bu. Gücünün son damlasına kadar haca tembellik yok. Allah melekleri gönder bize kazandı. O. Ondan güzel. Böyle bir şey yok diyorlar. Sen dayan. Dayan bakayım. Sonuna kadar, son damlasına kadar çalış. Ben sana 5 daha göndereceğim. 5000 melek daha göndereceğim. Bak bak. Ha demek sabır buymuş. Bak anladınız mı? Bir örnek verdim size. Bedir Savaşı'ndan bir örnek verdim size. Yani sabretmek demek Allah uğruna bütün gayretlerini, bütün emeğini, bütün enerjini son damlasına kadar harcayacaksın. Allah da görüyor kulunu. Bütün elinden geleni yapıyor ama çıkamıyor, başa çıkamıyor. Ha, o zaman ben devreye gireceğim. İşte sabrın anlamı bu. Bütün gayretini gösteren demek. Ama bütün bu gayreti Allah'a rızasını kazanmak uğruna yapılacak diyor. Bak. Sabaru tiga evcihi rabbihim. Rablerinin rızasını kazanmak için sabredenler. Bu akıl işidir diyor. Ha diyor Allah-u Teala, sen şu aklını bir kullansana sonuna kadar. Sonuna kadar bir kullan bakayım. Ne yapacaksın bir göreyim bakayım. Kulum sen bir gerçekleştir bu emeğini. Ha ben de sana yardım edeceğim. İşte burada akıllı adamın gereği sabretmektir. Gayrettir, çalışmaktır. Akıl çalışmayı emreder. Nefis tembelliği emreder. Sen şimdi nereye gidiyorsun? Sabah, akşam kahve. Sabah, akşam kahve. Oo, piştirir, pişpirik oynayın. Ben de öyle. Bizim gençliğimizi perişan ettiler. Perişan ettiler. Kumar kağıtlarıyla, içkiyle uyuşturdular bizi. Şimdi baktılar ki batırlar bunlar uyuştu. Doğrayalım. Kıbrıs'ı da doğrayalım. Yarın o gün İstanbul'da doğrayacaklar, alacaklar bizden. Yarın o gün Anadolu'yu da doğrayacaklar, alacaklar. Bunlar duymuyor. Bunlar narkozu yedi. Narkozlandı bunlar. Bunlar narkoz. Doğra. İstediğin gibi ameliyat yapabilirsin. Şimdi gönülden başladılar. Ha? Manevi gönülden ameliyata başladı. Hristiyanlar. Şimdi misyonerlik faaliyeti yapıyorlar. Bizi altalıyor. Gençliğimizi bizden alıyorlar. Farkında değilim. Narkozu yemiş gençler. Bilmiyor ki. Dinini bilmiyor. Felsefesini bilmiyor. Bilmiyor. Neler oluyor? Dünyada neler oluyor benim gençliğim? Bilmiyor. Ya hocası bilmiyor. Hocam de sana. Ha bu profesör ne biliyor mu? Yok. E biz nereden bileceğiz? Doğru. Yani gençlik bunu söylese bana ne diyeceğim buna haklısın. Profesörleri bilmiyor, doğranmış adam. Ameliyatlar olmuş, bitmiş, her tarafı darmadağın olmuş. Ya kardeşim, ameliyat olacak taraf kalmamış, adamın beyni kalmamış.
Bütün dolaklarını almış, sökmüş almış şeytan. Her tarafını ameliyat etmiş. Narkozu vurmuş, sökmüş almış. Açıyorsun bakıyorsun, organları yok. Beyin yok. Nereye ameliyat edeceksin? Söküp alınmış. Şimdi ne etti bu? 2, 3 daha 5 bu altıncıydı. Allah uğruna mücadele vermek. Allah uğruna gayret göstermek. Sabır yapmak. Dayanmak. Problemi çözmek. Ha işte akıllı adam budur diyor. Sonra ve kamus salate. Bak 2, 5, 6, 7 sırada namaz geliyor. Anladınız mı şimdi? Ha. Allahu Teala sıraya koyuyor. Akıllı olmanın amellerini sıralarken Allahu Teala birinci sıraya sözünde durmayı koyuyor. Ahde vefa. İkinci sırada anlaşmayı bozmamak. Üçüncü sırada Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri bitiştirmeyi koyuyor. Dördüncü sırada Allah'a saygıyı koyuyor. Beşinci sırada hesaptan korkmayı koyuyor. Altıncı sırada Allah'ın rızasını kazanmak için sabrı koyuyor. Yedinci sırada namaz koyuyor. Şimdi anladınız mı? Bu sırayı ben koymam. Bunu Kur'an koyuyor. Ben koymam. Tevrat'ta da böyledir ha. Tevrat'ta altıncı sıraya koyuyor. Onu Kur'an'da söylüyor bunu. Bakara suresinde. Evet, şimdi demek ki namazını kılan, bu ne demektir bu? Namazını kılmak ne anlama geliyor burada? Ha bu namaz biraz evvel söylediğim gibi ahlakın temelidir. Şurada kıldığımız namaz var ya, gerçekten bu namaz hakiki olarak kılsak bunu, ihlasla, samimiyetle kılsak, bu insanların ahlaksızlık yapması mümkün değil diyor Allah-u Teala. Ankebut suresinde söylüyor bu. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Fahşadan, münkerden korur. Koruyucu bir niteliği vardır. Manevi bir ilaçtır namaz. İlacı yazmış. Nasıl doktor yazıyor sana? Efendim, antibiyotik alacaksın diyor. 8 saatte bir alman lazım. Öyle. Günde bir tane alırsan bu antibiyotik etki etmez diyor. 8 saatte bir alacaksın. Namaz da böyle. 5 vakit alacaksın. Günde 5 tane hap içeceksin. Namaz hapı. Ne için içiyor bunu? Ahlak için. Ahlaki bunalım için. Ahlaki hastalık için. Sosyal hastalık için. Bu manevi hastalık için diyor, 5 defa namaz hapını alacaksın. Öyle diyor, ben söylemiyorum. Hayır, yapmaz. Ha, Meryem suresinde ne buyuruyor? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَلَاهُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. O namaz kılan nesilden sonra bir nesil geldi diyor Allah-u Teala. Aynen böyle. Namazı kaybetti. Şehvetine tabi oldu, haya kuyusuna kadar gidecek diyor. Onu haya kuyusuna atlayacak bu adam. O nesil. Ha demek ki haya kuyusundan kurtarıyor bizi namaz. Bu şeye bak, haya kuyusundan. Haya kuyusu nedir? Alimler derler ki cehennemde bir çukurdur. Cehennemin en aşağı çukur. Haya. Efendim? Ha oradan kurtarıyormuş namaz bak. O ayet öyle söylüyor Meryem suresinde. Sonra 8. amel ve enfeku mimma razaknahum sirran ve alaniyeten. 8. amel bu adam, bu akıllı adam infak eder diyor. İnfak eder. Benim ona verdiğim rızıktan o da verir. Nasıl? Sırran gizli gizli verir. Kimse onun nereye verdiğini bilmez. Böyle bir adam. Böyle yani. Ve alaniyeten açıktan da verir. Böyle açıktan da verir.
İki metot var. Yani infak etmenin metotlarını söylüyor Allah-u Teala. Bunu Bakara suresine söylüyor. İn tübdü sadakati feni immahi. Sadakayı, infakı, yardımı açıktan yaparsanız ne güzeldir o diyor Allah-u Teala. Ama ve in tuhfuha ve tu'tuhel fukara fehu hayrun lekum. O sadakayı gizlerseniz, fakire gizli verirseniz o en hayır, en güzeli odur. Şimdi bunu televizyonda dinleyeceksiniz onun. Tahmin ediyorum Ocak aylarına, Şubat aylarına bunu yaptım televizyonda bunun programını. Efendim, infak konusunun programını yaptım. Cumartesi saat 9.30'da her cumartesi dinleyin ben sabah 9'da. TV8'de. O bu infakı galiba 3 hafta yaptım. 3 hafta bunun üzerine durdum. Şimdi ben size 3 hafta burada duramam ya. Mümkün değil. Orada infakın metotlarını anlatırken bunları söyledim. Yani dedim ki umuma bir hayır yaparken açıkta yapmak lazım. Köprü yapıyor, cami yapıyor. Bunu açık. Okul yapıyor. Ama kişiye hayır yaparken ferde, fakirin kendisine onu gizli yapacaksın. Fakire yardım ederken gizli, kamuya yardım ederken açık. Böylece bu metotları yerli yerine oturttuk yani. Burada da öyle söylüyor. Bu benim ona verdiğim rızıktan bu adam, bu akıllı adam gizli de verir diyor, açıktan da verir. Ama gizliyi nerede verir? Kişiye yardım ettiği zaman. Ferde. Ama umuma yardım ettiği zaman da açıktan yapar. Efendim, çünkü başkasına da örnek olur. Fakat bu açıktan yardım etme olayı çok hassas bir noktadır. Çok hassas üzerine duruyor Allah-u Teala. Yine Bakara suresinde duruyor. Onları hep anlattım orada. O televizyonda bunları dinleyeceksiniz de. Ben size kısaca söyleyeyim orada. Diyor ki Allah-u Teala. Ya eyyühellezine amenu la tubdilu sadakatikum bil menni vel eza kellezi yunfiku malehu ri'a'en nasi ve la yu'minu billahi vel yevmil ahir femeteluhu kemeteli saffanin aleyhi turabun fe asabehu vabilun fe terekehu salda la yakdiruna ala şeyin mimma kesebu. Sadakallahu lazım. Ayet uzun. Böyle bir sayfanın sonundadır bu. Benim hafızım hocama şimdi efendim rahmet okumayayım da kime okuyayım? Kime? O diyor gösteriş için diyor Allah-u Teala. Karşındaki adama yardım et, onun başına kalkan adam. Ona eziyet eden adamın diyor. Sadakası, infakı neye benzer biliyor musun diyor. Taşın üstünde diyor toprak vardır diyor. Taşın üstünde toprak. Bir de bir fırtına geldi, vurdu, aldı götürdü o toprağı diyor, taş çıktı üzerine, taş çıktı ortaya diyor, caşallak, taş kaldı. Senin amelin de böyle taş gibi olur, o toprağı, o sevabı aldı götürdü diyor, o senin riyakarla, o senin o adamın üzerine eziyet etmen, efendim ha sen benim paramla geçiniyorsun ha, sen kim oldun da karşıma konuşuyorsun, biz de böyle diyorlar ha. Ula karnımda daha benim yemeğim var. Ha, kalktın karşıma konuşuyorsun buraya. Dur ula. Ahtı. Gitti o amel. Allah-u Teala diyor taş kaldı geriye. Hep öyle yaparız. Biz öyle hep öyle yaparız. Bizim orada yetim bir kadına gönderdiler. Birisi göndermiş ona zengin elbise. Zekata. Neyse işte infak. Sabahleyin de gitti ırgat istedi onu. Yani ırgat mı? Karşılıksız çalışacak ona. Kadın yetim, kimsesi yok. Kendi işini yapamayın. Gelirse sana ırgat. Kadın dedi ki siz bana akşam dedi bunları gönderdiniz bana. İyi mi istiyorsunuz beni? Atlar ateşi. Ayak mı? Az ayak mı? Bu olmuş bir olaydır ha. Bu bir hikaye değil. Bu olmuş mu? Demek ki adam başına kalkıyor, gönderdiği bir elbise, bir kumaş, ne göndermiş ona bilemiyoruz işte. Bir şey göndermiş ona, bir eşya göndermiş ona. Sabahleyin de ırgat istiyor. Onlar yakar. Yak. Şimdi
infak eden adam bunu gizli aşikar yapar. Bu adam hayır seven bir adamdır. Bu siz bu işte şampiyonsunuz da. Yani biz şimdi şampiyona konuşuyoruz bu lafları. Yani aslında diyebilirsiniz hocam bu işin profesörüyüz biz. İnfak etmenin profesörü biziz yani. Şimdi profesör konuşulur mu bu ya? Bunu diyebilirsiniz. Tatara Camisi şampiyondur, onu biliyorum. Tatara Camisi'de ben bir okul yaptırmak istiyorum aslında ama yoruldum yani. Onun için okul yaptıramıyorum. Yani bir arsa bulup belediyeden bir de Tatara okulu. Tatara Camisi, Tatara Sağlık Ocağı, Tatara okulu diye bu cemaatin yapması gereken. Kafamda var da gönlümde hala duruyor ama biraz yoruldum. Siz de yoruldunuz. Sizi de yorduk ama siz yorulmazsınız. Siz infakı seven adamsınız. Onun için size bir şey gelmez. Ben yoruldum. Demek ki bu 8. amel buymuş. İnfak. Bunun konuları çok geniş, o televizyonda dinleyeceksiniz. Ha, geldik 9. Bu amelin 9.'sü amel, aklı başında. Bu en zor iş. Ve yedra'ûne bil haseneti seyye. Kötülüğü iyilikle defeder. Bu adam. Kendisine kötülük yapılmışsa onu dikkate almaz. Onu unutur. Onu köşeye koyar. O kötülük yapan adama iyilikte bulur. Bunu yapma. Bayraktar Hoca bunun neresinde dur? Hiçbir şeysinde değil be. Bayraktar Hoca, biraz evvel aileden bahsettin ya. Ha. Orada senin dediğini tutabiliriz çünkü sen öyle bir aile yaşıyorsun. Ama ha bu iş çok zor. Ha bu işte ben imtihanı kazanamam. Hoca kazanamayınca biz ne kazanacağız diyebilirsiniz siz cemaat olarak. Yani kötülüğe iyilikle mukabele vermek delikanlı işidir o. Ona Allahu Teala bu tip adamlar vardır diyor. Nur suresinde ricalun delikanlıdır diyor bu Müslümanlar. Bu Müslümanlar delikanlıdır. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salati ve itai zekati yahafune yevmen tetekallabu fihil kulubu vel afsar. Neyse ayetin manasını vermeyeceğim ama birinci kelimesi rical var ya, delikanlı Müslüman diyor Allah'ta. Delikanlı Müslümanı kim olduğunu anlatayım şimdi. Aynen böyle. Delikanlı. Bu büyük delikanlı. Ya Rabbi bu da zor bir iş ya. Bu nefis var bizde ki nefis. Kim besleriz biz, bize kötülük yapana. Hanımımla bir kavga etse, hanımımla kavga ettiğim zaman bütün döküyorum eski çarşafları böyle. Sen falan zamanla böyle dün böyle zamanla böyle. Bizim kafamıza neleri ezbere saklıyoruz. Bu gönlümüze neleri ezbere saklıyoruz efendim. 5-10 sene evvelki hanımıyla tartışmaları gündeme döküyor. Nerede biz kötülüğe iyilikle mukabele? Böyle şey olur mu hocam ya? Bu nasıl yapalım? Öyle diyor. Müslümanlık bunu getirdi efendim. Kötülüğe kötülükle mukabele edersen onun seviyesine düştün sen diyor. Al Müslüman böyle diyor Kur'an. Sana kötülük yapan adama kötülükle mukabele edersen o adam oldun işte, sen olsun. Sana düşen nedir? İyilik yapmaktır. Bırak sen o kötülüğü şimdi. Ve diyor ki Fussilet suresinde kötülüğü iyilikle defedersen diyor düşmanın senin dostun olacak diyor. Sıcak dostun. Hamim, sıcak, sıcak dostun haline gelir diyor. Sen diyor kötülüğe iyilikle mukabele et, bak nasıl değişim meydana getirecek, düşmanın nasıl dostun olacağını gör. Fussilet suresi. Şimdi burada ya Rabbi bunu da yaptık, hadi bak. Bu 9. ameli de yaptık. Ne var bize? Bize ne var? Bir şey vermeyecek misin bize? Ya Rabbi bak bunları hep yaptık biz. Ulaike lehum ukbedda. Onlara cennetu adnin. Onlara dehşet, harika bir sonuç var. Onlara cenneti adni vereceğim diyor Allah-u Teala. Bir daha hafta bu cenneti adnin aşağı doğru gideceğiz. Bakalım neler olacak. Şimdi efendim
Tam burada cenneti adında kaldık. Arkası bir daha hafta. Allah-u Teala bu 9 ameli bir daha sayıyorum. Allah-u Teala buyuruyor ki akıllı adam 1 ahde vefa yapar, 2 anlaşmayı bozmaz, 3 Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri bitiştirir, 4 Allah'a saygı duyar, 5 mahşerde hesap, o dehşet verici hesaptan korkar, 6 Allah'ın rızasını umarak sabreder, 7 namazını kılar, 8 gizli ve aşikar infak eder, 9 kötülüğü iyilikle giderir. İşte bu sayfa, bu sayfayı ben namazda okurum. Nazam-ı Sur olarak. Allah-u Teala bu amelleri yapan ve akıllı olduğunu ispat eden kullarından eylesin. Amin. Bu ameller aklın gereğidir efendim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. El-Fatiha.